Günaydın. Böyle karşılanmak ne güzel. Keşke her sabah böyle olsa. Günaydın. Kolay gelsin. Evet, bunu yapmadan olmaz. Sağ olasın. Evet, işte her sabah bu kapıdan giriyoruz. Tam bu saatlerde, yani sabah 9.30-10 civarında mesaimiz başlıyor. Arkadaşlar kolay gelsin. Evet, saatlerimiz yaklaşık 9.50. Şimdi saat 10.30'a kadar şöyle haberleri bir gözden geçireceğiz. Hemen arkasından da toplantıda arkadaşlarımızla oturup günün gündemini değerlendireceğiz. Hatta onlar toplanmış bile olabilirler. Olcan, günaydın, hayırdır? Gidiyoruz. Nereye? Şişli. Güzel. Nedir? Güzel. Haber ne? Cemiyet Hayatı'nın ünlü isimlerinden. Ha. Hikayesi. Hikayesi. Hadi eyvallah. Teşekkür ederim. Günaydın. Ha, hoş bulduk. Ve işte toplantı odası. Katılacağım toplantı. İngiltere'de doğdum. 3,5-4 yaşına kadar oradaymışız. Oradaymışız diyorum çünkü hani çok silik hatıralar var. Benim babam ODTÜ'den mezun olduktan sonra yurt dışında bir eğitim almanın gerekliliğini düşünmüş. Çünkü göçmen bir ailenin çocuğu. Annem de aynı şekilde. Bulgaristan göçmeni ikisi de. Çok büyük zorluklardan sonra eğitimlerini tamamlayabilmişler. Ve yurt dışında eğitim alma ihtiyacı doğunca babam doktorasını ve masterını yapmak üzere İngiltere'ye gitmiş. Annemle beraber. Annem de üniversiteyi bitiriyor. Annem orada çalışıyor. Babam da o sırada eğitimini tamamlıyor. Doktorasını ve masterını yapıyor. Bitirdikten sonra Türkiye'ye dönüyorlar. Çok güzel söyledin. Çok insan var böyle. Niye diye soruyorlar. Niye onu unutuyorsun? Niye? İşte bilmiyorum. Bunu öğrenelim. Şimdi toplantı sonrası artık odamızdayız ve maskeyi çıkarabiliriz. Yalnızım çünkü. Ama dezenfekte etmeden olmaz. Toplantı notlarını şimdi gözden geçireceğim. Hemen arkasından arkadaşlarımız zaten işe girişmeye başladı. Muhabirlerimiz dışarı çıktı. Editör arkadaşlarımız bu akşam hangi konuda ne söyleyeceğimizi yazmaya başladı. Haberleri kontrol edecekler. Ondan sonra da yayın. Bir spikere en çok sorulan sorulardan biri şu. Neden sabah erken saatlerden itibaren akşam saat 7'de olmasına rağmen bülteniniz gidiyorsunuz şirkete ya da toplantılara katılıyorsunuz diye. Tamamıyla günün havasını alabilmek için. Eğer işin içine girmezseniz, mutfağında olmazsanız akşam anlatacağınız şeye güvenmezsiniz. İşte tam da bu nedenle sabahın erken saatlerinden itibaren büroya geliyoruz ve arkadaşlarımızla birlikteyiz. İyi bir bülten için. Şimdi masamın üstünde birçok obje var. Objelerin çoğu aslında deniz ve denizcilikle ilgili. Çok meraklıyım denizciliğe. Mesela bir pusulamız var. Şimdi henüz denizciliğe başlamadığıma göre haberdeki yönümüzü belirtmek için bu. Hani hep tatillerimi genelde denizde geçiriyorum. Geçirmeye gayret ediyorum. Teknede geçirmeye gayret ediyorum. Ama kendi teknem henüz yok. Hayallerimden biri. Bunu söyleyeyim yani, inşallah olur ileride. Emeklilik planı. Burada bir dürbün var. Dürbünün hikayesi de eşim. Eşimin hediyesi bu bana. Bazen böyle kaybediyorum yönümü. Nasıl kaybediyorum? Habercilikte çok zor şartlarda işinizi yaptığınız için bazen insanın biraz ileriye bakması gerekiyor. Onun bana mesajı buydu. Biraz ileri bak diye. Şimdi izleyicilerimiz bazen bize böyle güzel şeyler, hediyeler de yolluyorlar. Mesela bu jandarma havacılıktan geldi geçen günlerde. Bu da bir yerden, bir belediyemizden, Samsun'dan bir hediye. Benim çok sıkı takipçilerim var. Onlardan biri, sevgili Güllü Yiğit bana göndermiş bunu. Herhalde görüyorsunuz ne olduğunu, değil mi? Tam yakından göstereyim. Saçı da tam benim gibi. Tam ortasındayım yağmurun, karın soğuğun ortasındayım. Tam ortasındayım yağmurun, karın soğuğun ortasındayım. Nasıl da paylaşıyor insan isterse, nasıl da bir değişmeyen az
hasretler. Nasıl da mecburmuşuz sabretmeye, sevmeye, öğrenmeye. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.